Sayın Kılıçdaroğlu'nun en büyük özelliklerinden birisi bir söz verip sözünden çark etmek. Bazıları da bu ülkeye seçilip millete hizmet etmek yerine terör örgütünün sözcüsü gibi davranıyorsa. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş çeşitli ziyaret ve açılış için geldiği Samsun'da önce valilik, ardından Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Son birkaç yıl içerisinde Çağatay Bey Bakanımın spora dönük olan bu hizmetler sektörünün manyetik alanı içerisindeki spora dönük altyapı ihtiyaçlarımızı hızla tamamlıyoruz. Şu anda bir bowling, bir buz pateni, bir okçuluk atıcılık tesisinin inşaatı devam ediyor efendim. 17 ilçenin 16 belediyesi bizde, 16 belediye başkanımız var, bir büyükşehir belediye başkanımız var. Biz diri bir teşkilatız. Hakikaten programlarımızla, yaptığımız işlerle her zaman partimizin davasına hizmet etmiş bir pozisyondayız. Hala da etmekteyiz. Yuvanıza hoş geldiniz. Evet. Hem Samsun'un sizin açınızdan kendi evinizmiş gibi hissettiniz. Hem de şu anda yuvamız olan partimizin il başkanlığında bir arada olmamız hasebiyle. Biz tabii öncelikle sizin bugün Samsun'da açılışı yapılacak olan özel teşebbüsün, özel sektörün yatırımıyla hayata geçirilecek olan tesisimizin açılışı için gelmenizden dolayı, Samsun'umuza bugününüzü ayırmanızdan dolayı müteşekkiriz. Bakan Elitaş yaptığı açıklamalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirerek Kılıçdaroğlu çark etti dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun en büyük özelliklerinden birisi bir söz verip sözünden çark etmek. Ve maruf bir kişi olduğundan maalesef yine dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda da sözünde durmama becerisini, sözünde durmama rekorunu kendisi kırdı. Biz Sayın Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmede 2016 yılı bütçesinin geçici bir bütçeyle değil kalıcı bir bütçeyle yapılması teklifi onlardan bize geldi. İçinde bulunan taraf olarak, bulunan birisi olarak ifade ediyorum. Diyorum ki, dediler ki gelin Ocak ayında bütçe yapana kadar biz Aralık ayında bu bütçeyi yapalım, gerçekleştirelim diye teklif ettiler. Yine çark ettiler. Şimdi de bu dokunulmazlık dosyaları konusunda da çark ediyorlar. Açıklamasında HDP'ye de tepkisini gösteren Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş şöyle konuştu. Biz anayasa değişiklik teklifimizi vereceğiz. Bu anayasa komisyonunda görüşüldükten sonra genel kurul kabul ederse bütün milletvekillerinin dokunulmazlığı kalkmış olacak ve bazı arkadaşlarımız yargılanma haklarını kullanacak. Bazıları da bu ülkeye seçilip millete hizmet etmek yerine terör örgütünün sözcüsü gibi davranıyorsa terör örgütüyle birlikte o çukurlardan Türk askerine, Türk güvenlik güçlerine saldırmak için planlar yapıyorsa milletvekilliği yerine teröristlik yapıyorsa onların da milletvekillerinin yapmalarını açıkçası ben içime sindiremiyorum. Onlar yargılanacak Türk yargısından alacakları karar çerçevesinde sonuçlarına da hep beraber bakacağız, değerlendireceğiz. Süreç bu şekilde devam ediyor.